başladı. Korku duvarlarını yıkacağız. Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin. Bu yürüyüş bizim ilk adımımızdır. Her insanın sımsıkı sarıldığı, yaşamının anlamı olan, uğruna mücadele ettiği, hayatına adadığı bir değeri olmalı. O hep böyle düşündü, böyle inandı. Özgürlüğü seviyorum. Adaleti seviyorum. Adalet için mücadele ediyorum. Adil olmak, adaletli davranmak ve adaleti savunmak en büyük değeriydi. 69 yaşında tırnakları düşene kadar, ayaklarına kan oturana dek yürüdü inandığı değerler için. O hak, hukuk, adalet dedi. Dağlar, taşlar inledi. Bugüne kadar dünya Gandhi'yi, Mao'yu biliyordu. Anadolu'da daha önce bir Kemal'i tanımış, peşinden yürümüştü. Bu kez bir başka Kemal, sağıyla, soluyla, muhafazakarı, aydın sanatçısı çocuğuyla, yaşlısıyla, yani herkesi kucaklayarak düştü yollara. Türkiye'de adım adım yok edildi adalet. Bağımlı taraflı yargının hasadı çay bahçelerinde yapıldı. Hukukun üstünlüğü, üstünlerin hukuku oldu. İliklenmez cübbeler düğmelendi, eğilmez başlar eğildi. Yoldaşlarım, vatandaşlarım, ilk defa gelmiyoruz adliyeye. Adından başka adliye ile hiçbir alakası, adaletle alakası olmayan bir sarayın odalarında hukukun, hukukun katledildiğini defalarca gördük. Biliyorum ki siz beni unutmayacaksınız, ben de sizi unutmayacağım. Biz buraya mağdurlar, masumlar için geliyorduk, bugün kendim için geldim. Olmadık bir işten, bir haberden böyle bir mağduriyet yarattılar. Bunu yaratanlar utansın. Tek söyleyeceğim budur. Adaleti mumda aradığımız günlerdeyiz. Yarın saat 11'de Güven Parkı'ta olacak. Elimde sadece bir afiş olacak. Adalet yazacak üzerinde. Adalet. Adalet yürüyüşünü başlatıyoruz. Söylemiştim, eğer bir bedel ödemek gerekiyorsa o bedeli önce ben ödeyeceğim diye. Bizim yürüyüşümüz bu ülkeye adalet gelinceye kadar devam edecek. Bıçak kemiğe dayandı artık. Yeter diyoruz. Bunun için yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Bu yürüyüşümüzün bir siyasal partiyle ilgisi yok. Bu yürüyüş kutlu bir yürüyüştür. Bu yürüyüş adalet yürüyüşüdür. Adaleti isteyen herkes bu yürüyüşe destek vermek zorundadır. Adalet, adalet, adalet. Düşüncelere prangaların vurulduğu, gazetecilerin terörist, kitapların bomba. Hak aramanın terörizm, muhalefetin suç sayıldığı günlerde dayandı bıçak kemiğe. Kızım doktor da iğrençtir. Derhal işine dönmesini istiyorum. Çünkü hiçbir suçu yoktur. Sihir tezeye taşıdım, arkama da okuttum onu. Ülkemde adalet istiyorum. Ülkemde adalet maalesef dibe vurmuştur. Nasıl havasız, susuz yaşamıyorsa adaletsiz de yaşanmaz dedi. Sesine ses verdi yüz binler, yan yana durdu omuzlar. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yerek yola çıktılar.
karşımızda vicdanı körleşmiş bir yapı var. Söylediklerimizi duymuyorlar. Yani şu yürüyüşü yapıyoruz, emin olun. Kararı alırken bile, yani bizimle beraber yürüyecek insanları zorlar mıyız diye düşünmeden edemedik. Ama sonuçta hani sabır, 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 sabır. E artık ya, sabır taşı da çatlıyor yani. Kilometre geldik. Yarın 22 kilometrelik bir yolumuz var. Şundan çok memnunum. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında. Bizim bu yürüyüşümüz büyük yankı buldu. Yankı bulmasını da doğal karşılıyorum. Çünkü toplum adalete hasret. Tepkiler son derece olumlu. Bu da Türkiye'nin adalete duyduğu ihtiyacın her geçen gün arttığını da gösteriyor. Şurada da bir çay içeyim. Sayın Başkanım, ev sahipliği yapayım size. Hadi bakalım. İlk evlendiğimde eşim sütlaç yapmıştı. Bıçakla kesmek zorunda kaldı. O da yeni yeni öğreniyordu. Güzel. Ama şimdi gerçekten güzel sütlaç yapar. Adalet yürüyüşünün kortejini başlatacağız. Yine büyük bir azim ve kararlılıkla adalet için yürüyeceğiz. Atılan her adım bu eşsiz yürüyüşün sadece adalet için değil, demokrasi, barış, özgürlük bir arada yaşam için olduğunu da gösterecek, öğretecektir. Adı, kimliği, inancı, mezhebi ne olursa olsun tek bir hedefi vardı yürüyenlerin. Adalet. Adalet. Sadece adalet. 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 Adalet istiyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Adalet kazanacak inşallah. Adalet hepimize lazım. Üreticiler için de adalet. İnşallah. Köylüler için adalet. Taşeron işçileri için adalet. Adalet, adalet, adalet. Başkanım, gurur duyuyoruz. Gurur duyuyoruz. Adalet için yürüyoruz. Adalet isteyen kim varsa kucağımızı onlara açtık. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Türkiye'den yana olandan ben de ondan beraber. Eyvallah, sağ olun. Eyvallah. Adalet! 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 Kürek Kılıçdaroğlu adalet için Ankara'dan İstanbul'a yürüyor. Babalar evlatları için düştü yola, evlatlar da babaları için. Hasan Tatlı da adalet arayan babalardan biriydi. Çıktığı yoldan geri dönmemekti niyeti. Adaletsizlikte yorulan kalbi dayanamadı, bayrağı yürüyenlere teslim etti. Nasıl efendim? Tempodan hiç düşmüyorsunuz. Gayet iyi gidiyor. Çok olumlu tepkiler var. Bu beni çok mutlu ediyor. Aslında toplumun vicdanında derinden deriye, derinden derine aslında bir isyan var. Biz herkes için adalet istiyoruz. 80 milyonun bir arada kardeşçe yaşamasını istiyoruz. Ben kararlılıkla, azimle adalet için yürüyeceğim. 80 milyon için. Günaydın, günaydın.
Daha yürüyeceğiz. Yürüyeceğiz, yürüyeceğiz. İstanbul'a kadar yanındayım. Geleceğim. Bu adete geleceğim. Kaç gündür ben evde dönüp çıkıyordum. İyi ki gördüm ben sizi. Ölürsem de kalmayayım. Hiç sizin korumaya, vurmaya ihtiyacınız yok. Yok artık Allah sizi koruyor. Allah sizi koruyor. Allah. Kur'an vurdu memleketi. Zalimler hakan olmuştur. Yedikleri yoksul eti, içtikleri kan olmuştur. Kula kulluk etmeyenin, vicdanını satmayanın, haram lokma yutmayanın mekanı zindan olmuştur. Buyurun, iftar yapalım. Geleceğiz. Merhaba. Hanımın da işim olur. Hamdolsun, sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim, başkanım hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Başkanım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz de memnun olduk. Nereye geçiyoruz? İçeriye mi geçiyoruz? Buyurun, buyurun. Buyurun sayın başkanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Şurada rahatlıkla otura geçin. Paket görüşürüz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Öyle mi oturayım? Evet, evet. Tamam. Başkanım, size de yer oturabilirsin. Sayın başkanım, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oturma koyduğunuz gibi. En münasip. Başkanım, nasılsınız? Nasıl gidiyor yolculuk? Vallahi iyi mi? Nasıl yolculuk? Yorucu mu? Gidiyor. Güzel. İyi gidiyor. Yani sonuçta eşime ben desem ki yorucu değil, doğru söylememiş. Başın sağ olsun, arkadaşlar memnun etmiş. Ya bir arkadaşımız kalp krizi geçirdi. Hepimizin başı sağ olsun. Allah razı olsun. Yürüyüşünüzün bize yararı güzel olacak mı? İnşallah olur diyelim de olsun. İnşallah. Yani bu memlekette hepimizin adalete ihtiyacı var. Yarın şimdi, bugün bize yok ama yarın olacak. Yani adalet zaten öyle bir şeydir. Adalet hava gibidir. Evet. Haksızlığa uğradın mı o haksızlığı gidermek istersin. Biz isteriz ki tabii memlekette adalet olsun. Çünkü adalet olunca huzur da olacak. Adalet olunca sofranın bereketi olacak. Huzursuzuz. Huzur yok toplumda. Halbuki biz istiyoruz ki o toplumda huzur olsun. Sen hakime talimat veriyorsun. Hatta diyorsun işte bak Kılıçdaroğlu yürüyor, onu da alın içeriye. Çağrı. Diyor böyle, çağrı yapıyor. Diğerlerine, ona da aynı çağrıyı yapıyor. Belki biz de çağrı yaparız. Şimdi korkuyor şu anda yani, yalan yok, değil. Yok yok. Siz niye öz aldınız işte? Niye iftar yaptırdınız? Ya bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Alsınlar be. Efendim? Alsın ya, alsın. Ne yapar öyle? Ya başkan benim marını koydun öyle kapatamadım. Yok işte. Daha da şöyle bir şey dedi. Ortaya koy da şu çorbaya mı olsun? Bismillahirrahmanirrahim. Sen beni geldin. Bayağı insanın gittiğine inanmazdı. Yani. Ölünceye kadar da inanmadı. Orası Allah'ın nurudur, kimse oraya basamaz. Ya annem. ya anne öyle değil. Sayın başkanım, en önemlisi bizim buranın varlığı. Evet. Bundan diyeceğim. Sayın başkanım biliyor bunu. Belediye başkanlığı gayet iyi bir şekilde buranın meşhur oldu. İran Sarayı'na gittiğine göre İran burada. İran Şahı'na gitti. Devamı devlet, hanelere bereket, yiyenlere afiyet, meftarlara rahmet, lillahi te'alel Fatiha. Hacı sofrası olsun. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Ben içeride, sizler dışarıdasınız. Sizlerin dışarıdaki işiniz benim içerideki yatışımdan daha zor. Hepinizi yürekten selamlıyor, teşekkür ediyorum. Enis Berberoğlu. Faşizme karşı onur yolunda. Faşizme karşı onur yolunda. Burada ileride yolunda. Bir tarihi yazıyoruz. Bir adalet tarihi yazıyoruz. Bütün peygamberler adaletten yana olmuştur. Adalet bu kadar soylu bir kavramdır diyoruz. Ben kendim için yürümüyorum. Bu benim insanlık görevimdir. Ve hep adaletten yana olacağım. Birisi
benim haklarımı bana lütuf olarak hatırlatıyorsa ben de ona diktatörlüğünü hatırlatıyorum. Sen diktatörsün diyorum. Tarihsel yürüyüş başarılı. Nasıl, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Umarım siz iyi olursunuz. Hepimiz iyiyiz. Hepimizin tekrar falan. Ne kadar yeter. Yana yana döne döne 20. asırda hele kula kulluk yakışır mı? Yakışır mı, yakışır mı? 20. asırda hele, 20. asırda hele kula kulluk yakışır mı? Herkesin sesini dillendirmek bizim görevimiz. Demokrasiyi savunuyoruz. Dolayısıyla bu topluya isyanımız var. Bu topluya itiraz ediyoruz. Bu yürüyüş adalet isteyen herkesin ortak yürüyüşüdür. Hatay'dan gelmiş. Hatay'dan. Aynen birlikte geldi. Adalet yürüyüşü bir ilk bu topraklarda. Milli mücadele için İstanbul'dan Anadolu'ya koşanların, emperyalizme dur diyenlerin izinden bu kez Anadolu'dan İstanbul'a yürüyordu adalet diye haykıranlar. Yürüdüğümüz yol bağımsızlık için atalarımızın can pahasına adımladığı bölgeydi. Yani Kuvayi Milliye yürüyüşünde yürüdük. Adalet her düşünceyi, her kültürden insanı bir arada taşıyan, tutan en önemli değerdir. Yürüyoruz. Yürüdükçe büyüyoruz. Yürüyoruz. Yürüdükçe sen, ben, biz oluyoruz. Yılmadan, yorulmadan, hiç durmadan yürüyoruz. Yürüyoruz. Yürüdükçe çoğalıyoruz. Binler, on binler, yüz binler. Beraber, omuz omuza, adalet gelene dek. Allah'ına kurban başkanım, sonuna kadar adalet istiyoruz. Adalet herkese lazım. Kim engel olabilirdi ki adalet diyenlere? Adaletsizliğin bendi durdurabilir miydi sel suyunu? Geceleyin gökyüzünde canım, güneş topla beni işi. Haberiyle dört yara canım. Güneş topla benim için, umutların arasında, şükürlerin arasında, umutların arasında, kirliklerin arasında, göçle bıçak yarasında, canım, güneş topla benim için. Thank you.
Arkadaşlar ayakkabı vardı, ayakkabı tanıdım yarım. Ben sana canım böyle mi olacaktı? Vuruldum vuruldum bak sana karım yerde mi kalacaktı? Sok karım darım ben sana canım böyle mi olacaktı? Vuruldum vuruldum bak sana karım yerde mi kalacaktı? Toplumun her kesiminden sağ olsunlar, destek veren vatandaşlarımız var, sivil toplum kuruluşlarımız var. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum. Adaletin olmadığı bir ülkede hiçbir şey yoktur. En başta da insan hayatının değeri yoktur. Peki. Ben de şu ayakkabılarımı giyeyim. 10. günündeyiz. Bugün mübarek Ramazan'ın son günü. Bayramın memlekete huzur getirmesini istiyorum. Barış getirmesini istiyorum. Adaletin olmadığı bir yerde ne yazlar güzeldir, ne meyveler lezzetlidir. Adaletin olmadığı yerde türküler yalan, şarkılar ikiyüzlü, şiirler sahte sayılır. Adaletin olmadığı bir ülke ne tarihiyle övünebilir, ne geleceğini aydınlık görebilir. Adaletin olmadığı bir gün bile bir yüzyıla bedeldir. Oy vermemiş birçok kişinin bu yürüyüşte yerini aldığını görüyoruz. Vatanımızı, milletimizi, birliğimizi, dirliğimizi daim eyle ya Rabbi.
Ver. Ver. Kendimiz için yürümüyoruz. Ülkemiz için yürüyoruz. Bayrağımız için yürüyoruz. Çocuklarımız için yürüyoruz. Torunlarımız için yürüyoruz. Bayramınız kutlu olsun diyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Kışlar oldu başta, yürüyor dalga taşla. Haklıyız her uğraşta. Geliyoruz zincirleri kıra kıra hey. Adaleti adım adım kura kura hey. Hadi gidelim koçum benim. Atam için, cumhuriyetim için, bayrağım için, canım kanım feda olsun yavrum. Ben bu yolun aşığıyım. Adalet istiyoruz. Özgürlük. Adalet istiyoruz. Adalet! Adaletten, hukuktan, umuttan yanayız. Diyelim arkadaşlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Çok bayramları erin. İçtiniz değil mi? İçtim. Arkadaşlar çıkıyoruz. Evet, merhaba arkadaşlar. Ülkeye adalet gelsin istiyoruz. Adaletli bir Türkiye istiyoruz. Hukukun üstünlüğünü istiyoruz. Adaletin olmadığı bir dünyaya tabiat da küser. Sular çekilir, ağaçlar kurur, kuşlar susar. Adaletin olmadığı bir yerde zulüm vardır, haksızlık vardır. 13 gün oğlumuz askerdi. Çocukları hala içeride. Olaylar var diye şey ettiler. İçeride değil de ben sizlere öldük. Gece 2.20'de, 02.20'de beni aradı çocuk. Helalleşmek için arıyorum dedi. Helal olsun oğlum dedi. Bir de aradığımızda telefonlar kapandı. Birliğine vardık, kayıp kaçak yazmışlar. Kayıp dedik kaçak. Nasıl olur siz tankları görmediniz mi? Hadi bunlar kaçtı varsayım. Tankları da mı görmediniz? Bütün evraklar bu flash belleğin öyle içinde. Öyle mi? Ha, tamam, tamam. Teşekkür ederim. Estağfurullah abi. Ben Allah sizlerden de razı olsun. Herkesten razı olsun. Adalet varsa bir ülkede uygarlık vardır. Şan, şeref, gurur vardır. Tarih vardır. En önemlisi insan vardır. Ben ayakta dinlerim sizi. Yanıların yüreği hepsi sürücü. Dayanın barıştan adalette yürüdü. Öyle, öyle. En büyük acıyı da sizler çekiyorsunuz. Evet, biz anneler, bütün anneler. Gözyaşının rengi yok. Öyle, ben sizin dertlerinizi de biliyorum. Acılarınızı da biliyorum. Acının bu ülkeden çıkması lazım. Bunu sağlayacak olanlar da bu ülkenin kadınları. Çünkü evlatları doğuranlar sizlersiniz, besleyip büyüten sizlersiniz, üstüne titreyen sizlersiniz. Bizim neyimiz eksik biliyor musun? Bizim doğru dürüst, namuslu politikacımız eksik bizim. Bizim sıkıntımız oradan yani. Halktan sıkıntı yok. Yok efendim, yok. Kim üzerine, öfke üzerine siyaset yapılmaz. Thank you.
için yürüyorsun amca? Adaletsiz, zulüm, zalim bir sistemden kurtulmak için buradayız. Adalet için, torunlarım için buradayım ben. Bu adalet hepimize lazımdı. Bugün bana lazım, yarın sana lazım. Ülkücü Türk milliyetçisi olarak bu tür eylemlerin hepsinin yanında yer alacağız ve devam edeceğiz böyle. Yani. Sizde bir sıkıntı yok değil mi? Yok, yok, hayır. Kaslarda, ayaklarda? Yok, hayır. Doktorlar ne diyorlarsa onları yapıyorum. Gereğini yapıyorum. Tansiyon da iyi. Tansiyon da çok iyi. Vitamin falan alıyor musunuz efendim? Alıyorum. Bir vitamin var. Adını bilmiyorum ama. Ben de ayak uydurmaya çalışacağım. Güzel, yürüyeceğiz beraber. Hoş geldiniz. Biz niye işimizi veremiyoruz başkanım? Validem ben 8 aydır özel bir sıkıntılarımız var. Bazı travmalar yaşadık. Evet. Ama randevu alamıyoruz. Tamam. Biz sizin adınıza randevu alalım. Valimizden. Evet, validen alalım. Siz gidip görüşün, olur mu? Olur başkanım. Ben onu sağlarım. Ben size başarılar. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Diyebiliriz. Yanına valiyle randevu diye yazın. Tamam. Valiyle randevu diye yazın. Kaynaşkımıza. Ne için buradasınız? Adalet için geldik, sizin için geldik, size destek olmak için geldik, çoluk çocuğumuzun geleceği için geldik. Adalet için giriyorum. Görüşlerimiz farklı olabilir, kimliklerimiz farklı olabilir ama bu cennet ülkede hepimiz birlikte huzur içinde yaşayabilmeliyiz. Böyle cahillik olmaz, böyle pislik olmaz. Düzceyi pislediniz, düzceyi. Dökülen o gübreyi biz düzce olarak kınıyoruz yani. Ama bir düzceli bunu yapması mümkün değil. Allah, Allah kazanızı mübarek etsin. Yanınızdayız. Amin. Çok teşekkür ederim. Tarihin en büyük siyasi güçlü olacak. Ya bir de benim yaşımda bir başka rekor olacak. Bakın bir dinle maşallah diyelim. Evet. Evet. Maşallah. 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 Evet. Maşallah.
gidiyor. Duydum yalnız da kimse yetişemiyormuş. O doğru. Beni arada bir uyarıyorlar. Ağır git. Arkası koptu diye. Evet, orada dikkat ediyor. O zaman haydi Allah diye. Bir vicdansızlık var. Ben bu vicdansızlığa karşı adalet arıyorum. Yaşasın adalet. Yaşasın adalet. Aynen. Yarın izin istiyorum sizden. Tamam. Açık görüşüm var. Öyle mi? Tamam. İzinlikle. Tamam. Güzel. Benim selamlarımı götürüyorum. Aynen. Tamam. İzin istiyorum. Tamam. Ertesi günde. Yanında başkanlarım. Ömrümün sonunda, sonuna kadar yanında. 184 kilometre kalmış. Evet. Gayet güzel yolumuza devam ediyoruz. Azimle, kararlılıkla. Güneş altında, yağmur altında, sis altında. Güzel hava. Dua çok güzel. Yürüyüşümüz var. İstanbul bizi bekliyor. Çok güzel. Yok bir şey yapmadan. Hocam. İzin verir misin? Ablacığım. Allah'ım var. Bir de karavanınızı gördük, çok lüks değilmiş başkan ya, ne bileyim, böyle çok şey içerisinde yüzdüğünü söyleniyordu ama öyle değilmiş yani. Ya ben buradan çok memnunum, bir sorun yoksa ne olacak zaten. Büyük bir kısmı dışarıda geçiyor. Burada dediğim gibi işte ayaklarımızı suya sokuyoruz vesaire. Emin olun ben hayatımda bu kadar yürüyeceğimi hiç düşünmemiştim. Hiç aklımın köşesinden bile geçmemişti. Hedef koyunca yani hedefe ulaşmak için vücut her şeyle ona konsantre oluyor. İster çok sıcak olsun, ister çok soğuk olsun, ister yağmurlu olsun, ister sis olsun. Biz kararlıyız, biz azimliyiz, biz İstanbul'a adalet için yürüyeceğiz. Olumsuz bir olay oldu, o nedenle çok sayıda Düzceli geldiler, özür dilediler. Biz o olayı asla Düzcelilerle beraber tutmadık. Düzceliler bizim yüreğimizdedir. Bütün gençleri seviyorum. Gençler için tamam. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Adalet için geldik. Bütün hukuksuzlukları, bütün adaletsizlikleri ortadan kaldırmak için geldik. Adalet için geldik. Herkes için adalet. Hepimiz adalet. Çok güzel bir şey bu. Kimseden of yok, şikayet yok. Herkes çok mutlu. Güneş kremi erimiş. Tabii o çok şey. Gözümde bir yanma. Başkanım, ayağınızda bir ağrı, bir sıkıntı hissediyor musunuz? Yok, hayır, ağrı yok. Doktorların deyimine, ifadesine göre neydi hocam bu? Bülü müydü? Bül. Şöyle dursun şimdilik, giderken tamam. Yine bantlarız efendim. Tamam. Çok yoruldunuz mu abi? Olmaz ya, 10 günde bir yürüyoruz abicim.
Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Destekliyoruz. Teşekkürler. Gel. O da gelsin abi. Haydi bakalım. Haydi canım. Bu millete sözüm var. Bu ülkeye adalet gelinceye kadar mücadele edecek. Hak, hukuk, adalet. Çok teşekkür ederim. Sonuna kadar yanınızdayız. Bütün yörüklere selamlar. Fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben teşekkür biraz ederim. Duygusalım ben. Sağ olun. Başı... Sattılar bütün sizin hayranınız. Sağ olun. Sağ olun. Takipçiniz de estağfurullah. Sağ olun. Çıkar mısınız efendim? Şöyle bir uzanayım da ondan sonra. İşte demokrasi yanlısı. Evet. Cepheyi, özgürlük yanlısı, adalet yanlısı cepheyi güçlendirmek problem bu kadar. Tabii, çok zor bir şey tabii. Bir formül bunu çözmek lazım. Biz de onu toparlamaya çalışıyoruz. Evet. Referandumda ilk adımı attık. Evet, çok önemliydi. Önemliydi. Bu yürüyüş de ona biraz katkı verebilirse verir. Ki veriyor. Genel başkanımızı seviyoruz. Sen nerede? Biz orada. Yaşasın Anadolu'nun kemali. Helal olsun. Maşallah başkanımız. Kim bilir kimler yürüdü bu yollarda asırlar boyu ve kim bilir kimler yürüyecekti daha. Hak, hukuk, adalet diyerek yürüyenler her adımında bu toprakların kucaklayıcısı Yunus'un, ne olursan ol gel diyen Mevlana'nın, eline beline diline hakim ol çağrısı yapan Hacı Bektaş'ın, Pir Sultan Abdal'ın, Köroğlu'nun, Aşık Veysel'in yoldaşıydı. Yürüyoruz, yürütmüyoruz. Yarın kaç kilometre yapıyoruz? Yarın toplam 15 kilometre. Adalet sadece mahkeme salonlarında, adalet saraylarında mı aranmalı? Adil olmak sadece yargıçların mı görevi? Adalet cennetin tapusudur. Adalet! Bir annenin feryadını duymamak, kadına şiddete hayır diyememek, eğitimde, çalışma hayatında eşitsizliğe göz yummak, sokakta, otobüste, minibüste, kılık kıyafetine, yaşam tarzına müdahale etmek ve hatta o müdahaleye sessiz kalmak, adaletsizlik değil de nedir? İzmir'den selamlar başkanım. Başkanım Mars'tan selamlar. Anaların yüreğinde en derin yerdedir adalet. Adildir anne. Emekte, aşkta ve sevgide. O yüzden analardır adaleti var edecek olanlar. O yüzden kilometrelerce yürüyenlerin en güçlüsü hep onlar. Her şeyiyle Allah razı olsun.
Demeye geldim. Şimdi evet. Uzun olay verin. 12'de MYK yapalım. Evet. 3'te başlayalım. 3. Çok iyi, yok hayır. Şey, sabah değiştirdim. Şey, çizgiyi alıp atlet gösterdim. Perdeyi çekelim. Yani sandığa gitmeyenleri sandığa götürmek için özel çaba harcamak gerekiyor. Sivas katliamında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımı rahmetle anıyorum. Adalet arayışları hala devam ediyor değerli arkadaşlar. Herkes için haberim var her zaman, her şekilde adalet ve hukuk diyorum. Öyle sıcaktı ki cehennemi andırıyordu. Nefes almak bile çok zordu. Akıttıkları her damla ter bir sessiz çığlığın simgesiydi. 2 Temmuz günü susuzluktan kavrulan 37 can içinde yoldaydılar. Suskun, işsiz kalan, gelmeyen adalete baş kaldırdılar. Adalet oksijene benziyor, yokluğunda hissedilebiliyor yakıcılığı. Bizim açımızdan, engeller açısından da adaletin yokluğu büyük bir sıkıntı. Biraz yanması geçecek. Güneşten dolayı mı oldu kere? Evet. Kaç faktördü? Faktör su bu. Bu güneş sonrası. Ha, tamam. Süresin. Yani da çıkmadı hani. Bu sürdüğüm şey emsin biraz böyle bir kendine gelsin. Tamam. Bir ideal için yürüyoruz. Teröre karşı yürüyoruz. Terörü lanetlemek için yürüyoruz. Terörden mağdur olan aileler için yürüyoruz. 15 Temmuz şehitlerimiz ve gazilerimiz için yürüyoruz. Bütün şehit yakınları için yürüyoruz. Kardeşim ne zaman geliyor? Kardeşim bir ay sonra. Hadi bakalım. Ayağınız nasıl? İyi. Şu anda bir sorun yok. Hüseyin Bey, o tamam. Şeyleri tamam. Kapatmıyor. Peki. Zaten sen masaj, öyle bir masaj yapmışsın ki sönmüş hepsi. Kaybolmuş. Sen, yani. Sen gerçekten öyle. Sen. Adalet! Sıcak en büyük düşmanlarıydı. Yakıcı bir güneş, ayakları kavrulan asfalt ve nem. Kısacık molalarda soluklandılar. Ama akıllarında bir an önce yola koyulmak vardı. Çünkü adalet bekleyemezdi. We'll be right back.
onu kurutalım. Hadi bakalım. Bunu nereye koyacağız? Şu gömlek de var. Evet, hemen ayaklarınızı buza... Tamam, şimdi yapacağım. Şimdi yapacağım. Şu telimi siler misin? Şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ettik. Aynı zamanda İzmit'e büyük hizmetleri dokunan İzmit'in efsane belediye başkanı Leyla Atakan'ı ziyaret ettik. Dile kolay. 435 kilometre. Yürüyene yol dayanır mı? Adımlarım tek bir mağdurun bile sesi olabilmişse, gözü yaşlı bir ananın ya da gencin içindeki umudu büyütebilmişse, ne mutlu bana diyeni ne durdurabilirdik? Kız olursa adalet olsun. Harekette adalet için yürüyoruz. Bu işin milliyeti yok, partisi yok, cinsiyeti yok. Hakkını hukukunu arayan herkesin bu yürüyüşe katılması lazım. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Türkiye'nin en uzun soluklu yürüyüşü, müdafaa-i hukuk yürüyüşündeyiz. Adalet sadece ülkenin temeli değildir. O bütün insanlığın temelidir, vicdanın temelidir. Böylece dördüncü ayakkabı değil mi bu? Dördüncü ayakkabı galiba. Kilometre yürüdüm. Şimdi aklıma şey geliyor. Şimdi bu yaralı ayaklarımız yara oldu ama biz düşünün ki son teknoloji ayakkabılarla bu hale geldik. Kurtuluş Savaşı'nın askerlerimizin o çarıklarla o milli mücadeleyi nasıl verdiklerini, kıymetini şimdi daha iyi anladık. Öğretim üyeleri, siyasetçiler, gazeteciler, yazarlar, sanatçılar, sivil toplum örgütü yöneticileri, hatta yeni doğum yapanlar. Liste tıpkı adalet korteji gibi uzayıp gidiyor. Ya gözaltındalar ya da neyle suçlandıklarını dahi bilmeden demir parmaklar ardında unutuldular. Adalet herkese lazımdır. Ben Shakespeare'le söyleyeyim bunu oyuncu olduğum için. Gökyüzünden mübarek yağmur gibi dökülür. Hem alana rahmettir, hem verene rahmettir. Adalet çok önemli. Ayırdı bizi. Perişan eyledi yar ikimizi. Seher yıldızı ayırdı bizi. Perişan eyledi
yar kimiz? Adalet istiyoruz. Eşitlik istiyoruz. Bu zulüm ne zamana kadar devam edecek? Onun bitmesini istiyorum. Yani dinlenmek için çıkıyoruz bu yokuşu, değil mi? Bu akıl kime aitti ya? Dinlenmek için bu kadar yokuşu Allah. Çıkma. Onun için adalet istiyorum. Adalet. Nazar boncuğum var. Var mı? Birisi verdi nazar boncuğum. Adalet yürüyüşünü sonuna kadar devam edeceğiz. Adaleti bulana kadar. Düşünen, sorgulayan insan zindanlara kapatılsa da düşüncesi dilden dile dolaşıp bir asi rüzgar gibi esip yayılmaz mı dört bir yana? Bir düşünceyi hangi duvar mahkum edebilir ki? Büyük bir ihtimalle yarın çok kalabalık olur. Bugün de çok kalabalık zaten. Evet, evet. Artı gözüküyor yani. Evet. Çok güzel. Bu rampa çıktık ya, o rampanın tam tepesinden geriye baktım. Yani ucu görünmüyor. Evet. Nerede bitiyor bilmiyorum yani. Hiç düşünür müydünüz babanızın bu tempoda devam edebileceğini? Ya tempoyu bilemem ama gideceğim demişti. Ondan sonra da gideceği belliydi yani. Yürümesinde benim bir endişem yoktu yani. Sadece bu kadar hızlı bir tempo beklemiyordum. Bu tempo çok iyi. Tempo iyi. Evet. Diyorlar onu söylüyorlar. Yani bir tempo tutturduysanız o tempoya göre hareket edin. Onu şöyle hissettim ben. Yavaşlamamızı hissediler. Arkadan işte bir kilometrelik Türk bayrağı gelecek. İşte ağır yürüyün. O kadar ağır yürümeye başladık ki biraz daha ağır yürüyün. Biraz daha ağır yürüdük. Fakat bir süre sonra kaslarda rahatsızlık hissettim. Memleketimize gerçekten adalet gelsin istiyoruz. Neden bu yürüyüşü yaptığımızı anlatacağız. Ve beklentilerimiz nedir onu anlatacağız. El Firavun'un bir musası vardır. Bir yürüyenler tarihe geçecek. Adalet için yürüyenleri engelleyenler de tarihe geçecek. Sessiz bir çığlıktır adalet yürüyüşü. Şiddetten, kinden, öfkeden uzak. Barış dolu bir mücadelenin yolculuğu. Herkes için adalet isteyenlerin yürüyüşüydü bu. Adaletin olmadığı yerde güneş doğmaz, çiçek açmaz, toprak kurur. Adalet!
adalet için geldiğim için de ödüyorum. Adalet istiyoruz, inançla yürüyoruz, geriye dönmüyoruz. Geliyoruz zincirleri kıra kıra hey, adaleti adım adım kıra kıra hey. Geliyoruz zincirleri kıra kıra hey, adaleti adım adım kıra kıra hey. Saraylar yıkılır, saltanatlar çöker, kan susar bir gün zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde, beylaklar da güler. O günlerden geriye bir yarına yürüyenler kalır, bir de yarınlar için direnenler. Bitmedi, sürüyor o kavga ve sürecek, yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Sağdan geldim, yürüyüş için geldim. Bu davaya inandığım için geldim. Özgürlükten yanayım, adaletten yanayım, eşitlikten yanayım. Bu kalabalığın verdiği mesaj, neden bu insanlar toplanıyorlar? Neden bir araya geliyorlar? Adalet neden bu kadar zorunlu? Eğer bunu ülkeyi yönetenler düşünürse, yani bu kalabalıktan bir ders çıkarırsa, bu yürüyüşten ders çıkarılırsa çok iyi oluruz, mutlu oluruz. Umut etmek kabiliyetimizi aldılar elimizden. Böyle demişti Nazım yıllar önce. Şimdi umut etmek, yok edilen her bir değeri diriltmek için omuz omuza vermiş, bir bayrak altında tek yürek olmuştu milyonlar. Barışın diliyle öfkeyi, nefreti bitirip kine, tehdide karşı alkışlarla ilerliyorlardı. Adalet. Kemal Kılıçdaroğlu bir dede olarak torunlarına bırakacağı mesaj, vasiyet. Adaletten ayrılmayın. Herkese hoşgörülü davranın. Adalet hepimiz için. Hatta sizi sevmeyenler için de çok önemli bir kavram, çok önemli bir duygu. Bu duyguyu kendi yüreğimizde, manevi dünyamızda da yaşatmalıyız. Benim çocuklarıma miras olarak söyleyeceğim sözler bunlar. Kul hakkı yemesinler, saygılı olsunlar, herkese saygılı olsunlar, adil davransınlar. Kendilerinden hoşlanmayan insanlara da saygı göstersinler. İstediğim bu. Adı yürüyüş ama adaleti belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez öne çıkaran görkemli bir eylem.
Bizimki aslında bir nevi toplumsal isyan. Yani bu haksızlığa karşı sesimizi yükseltmek. Birlikte yürüyeceğiz. Sonra sarılacaksınız. Evet, biz devam edeceğiz. Evet. Sonra döneceksiniz. Çok geleceksiniz. Ortada burada bir kürsü var. İstiyorsanız kürsüyü kullanacaksınız. İstiyorsanız serbest. Bu amaç uygulamalarıyla yargıya başvurma hakkı elinden alındığı için, mağdurların elinden alındığı için. Faal uygulamalarıyla mağdurların ellerinden alınan, mağdurların ellerinden alınan mı burada ya? Mağdurların kısıtlayan tüm uygulamalara son verilmelidir. Yetiyor herhalde bu. Her zamanki gibi heyecanlı. Çok. Sıcak nasıl dışarıda? Sıcak. Birimiz kendimizi kandırmıyor. Sıcak. Gölgede olduğumuz için biz göçük. Burası gölge, dışarısı sıcak. Alandakileri perişan etmeyelim de çok sıcak çünkü. Benim sorumluluğum var ama onların sorumluluğu gidip oy kullanmak. Başlattığımız yürüyüşü Maltepe'de noktaladık. Ama kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin. Bu yürüyüş bizim ilk adımımızdır. Neden yürüdük? Olmayan adalet için yürüdük. Mazlumların hakkı için yürüdük. Hapisteki milletvekilleri için yürüdük. Tutuklu gazeteciler için yürüdük. Tek adam rejimine karşı çıktığımız için yürüdük. FETÖ'ye karşı olduğumuz için yürüdük. 20 Temmuz darbesine karşı olduğumuz için yürüdük. IŞİD, PKK terör örgütü, El-Nusra ve diğer terör örgütlerine karşı olduğumuz için yürüdük. Gazi Meclis'e sahip çıktığımız için yürüdük. Yargı siyasetin emrine verildiği için yürüdük. Şiddet mağduru kadınlarımız ve çocuklarımız için yürüdük. Hak arayan, hak aradığı için terörist ilan edilip hapse konulan açlık grevindeki kardeşlerimiz Nuriye ve Semi için yürüdük. FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıksın, gerçek darbeciler yargılansın diye yürüdük. 249 şehidimiz ve 2301 gazimiz için yürüdük. Herkes şunu çok iyi bilsin. 9 Temmuz yeni bir adımdır. 9 Temmuz yeni bir iklimdir. 9 Temmuz yeni bir tarihtir. 9 Temmuz yeni bir doğuştur. Bir Çin atasözü şöyle der. Mucize, havada uçmak ya da su üstünde yürümek demek değil, dünya üstünde yürümektir. Bir mucize değildi aradığı, elle tutulur, göze görülür bir gerçekti. Herkes için adalet. Yalnız çıktığı bu yolda, milyonlarla birlikte 435 kilometre yürüdü. Ve adaletin simgesi olarak tarihe geçti.